Beyaz Bayrak Ayna programından bir kez daha merhaba. İki haftalık aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın her zaman olduğu gibi mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizlere. Geçtiğimiz hafta pazar günü, cumartesi günü çok önemli koşular vardı Ankara'da. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet koşuları, Necip Fazıl Kısakürek adına koşulan koşular. Hepsini programımızın içinde değerlendireceğiz. Ama bu değerlendirmeleri yapmadan önce sevgili Oktay ve Emre'ye dönelim. Geçtiğimiz haftadan bu yana neler değişti öğrenelim evvelle başlayarak. Abi tabii dediğin gibi geçtiğimiz haftanın gündemi farklıydı. Hem Beyaz Bayrakan'ın olmadığı bir hafta sonuydu hem de Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşularıyla sezonun yılın son grup birlerini tamamladık. Ankara için artık çimler noktayı koyarken İstanbul için de veda vakti yaklaşıyor anlamına gelen koşular. Evet. Bu koşular. Çok saha içinde kalan, çok güzel mücadeleler olan bir haftayı geride bıraktık. Zaten detayları da konuşacağız. Aynı zamanda kayıplarımız vardı. Onlar için de ayrıca bir başsağlığı dileriz. Evet. Yeri gelmişken sevgili İsmail Tritoğlu'na ve Nusret abi, Öcal abimize başsağlığı dileyelim. Öcal abi öyle enteresan bir isimdi ki kısa anekdotlar var onları anlatmadan geçemeyeceğim. Ciddi bir yarış severdi. Bayilerde, müşterek bayislere katılır. Kendi atı gerilerde kaldığı zaman rakibini televizyonda tutar. Aman Barbaros gitmesin ben yarışı kaybetmeyeyim diye takılırdı. Çok keyifli bir adamdı. Allah kanı gani rahmet eylesin. Hem İsmail Tritoğlu'na evet, hem sevgili Öcal abimize bir kez daha rahmet. Allah rahmet eylesin. Tabii ki. Bir de tabii hani hem hüzünleri konuşuyoruz hem sevinçleri de konuşalım. Ünlü jokey Tunay Adışen de dede oldu. Aa süper. Evet. Sevgili Güray Adışen ve Tuana çiftinin de minik bebekleri Asya Anladım, dünyaya geldi. Hayat böyle diyorsun. Garip bir dengeye sahip işte. Bir taraftan kayıplarımız oluyor. Bir taraftan camiamıza yeni eklenen prens ve prensesler oluyor. Bu vesileyle de Adışen ailesinde göz aydın olsun diyelim. Çok güzel bir evet, açılış yaptın. Teşekkür ederim. Sevgili gözleri doktor, aydın olsun tabii ki Adışen ailesinin. Olsun. Ben de öncelikli olarak tebriklerimi onlara ileteyim. Geçtiğimiz hafta çok güzel bir gün yaşadık. Beni buralarda bırakıp Ankara'lara gittiniz. Evet. Biz yerinde yaşayabildik o günü. Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşulları. Olsan daha iyi olurdu tabii. Tabii. Şimdi mi söylüyorsun? Yani şimdi söylüyorum. Aslında önce bir göreyim dedim. Sensiz nasıl oluyor Ankara abi? Ondan bir şey demedim. Geriye sarayım. Olsan iyi olurmuş. Yer kalmamış arabada. Evet. Abi. Senin de bütçe kalmadığı gibi onda da yer kalmamış. Size ben yetişemiyorum. Güzel bir gündü abi. Ben senin Amerika yolculuğu ne zaman onu tam vazgeçtim. Bilemedim ondan abi. Vazgeçtim. Bizim Miami'ye giden ilk tanıdığımız olacak herhalde. Gidersem. Evet. Yani bana işte atıyorum Amerika'ya gitmiş bir tanıdığım var mı dedikleri zaman 8 dakika falan düşünüyorum. Buluyorum bir kişi. Miami'ye gitmiş kimse var mı dediklerinde bundan sonra var diyebileceğim abi o bakımdan da. Çok seni de götüreyim. Çok heyecanlıyım. Nerede abi biz? Almazlar mı? Vizemiz neyse, yok. Oktay'la devam dolar edelim. Yok. Çünkü bende de yok. Kalmadı. Kalmadı. Evet. Dediğim gibi güzel bir gündü abi. Zaten koşulları da birazdan ekranlara getireceğiz. Bunun haricinde ben de kaybettiğimiz büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Çok önemli kişilikler tabii kesinlikle. İsmail Bey özellikle Kaprisle Gazi koşusunu kazanmış bir isim ki birçok başarılı safkana da koşmuştu ondan sonra. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tabii ki böyle değerlerimizi kaybettikten sonra bizler de üzülüyoruz. Hayat böyle bir şey. İnişli çıkışlı. Az önce söylediğiniz gibi kimi aileler mutlu olurken kimi aileler de hüzün içerisinde. Maalesef. Ama hayatın geneli hayat, bu maalesef. Hayat. Öyle bir dengede söz konusu. Tekrar Allah kanı beni rahmet eylesin dileyelim. Ve hemen gözden kaçmayanlarla başlayalım. Sevgili yarışseverler 3 Kasım İstanbul'dayız. Fikret Çınar Yılmaz adına koşulan koşu. Saygı ve rahmetle analım. Kısa vade 8-2 yaşlı İngiliz taylarına aitti. 1600 metre çim pistte 1.36.95 ile Magic Weapon koşuyu kazandı. Koşuda bir protesto vardı. Koşunun üçüncüsü Tek Demir Kırın ilgililerinden. Koşuyu ikinci tamamlayan Polestar'a protesto çıktı. İncelendi ve reddedildi. Hatırlayalım o koşuyu. Evet. Polestar biraz daha geriden verebilirsek. Yok şimdi olacak abi faul. Hayır faul olacak da geriden gelirse biraz daha gösterelim diye söyledim. Koşuyu da gösterelim diye. Çünkü koşuyla ilgili söyleyeceğim notlar vardı da o yüzden geriye döndüm. Burada da koşuyu kazanan Magic Weapon'ın bir faulü vardı Polestar'a. Onlar Mali Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. Cezalar var. Magic Weapon, Özcan Yıldırım son düzlükte usulsüz kulvar değiştirdiğinden dolayı bir ihtar cezası var ki
buradaki hamleden dolayı. Bunun yanında Torpil Akın Sözen ihtar 2948 lira ve Polestar'da Nevzat Avcı savunma verecek. Tekrar koşu geldiğinde hatırlatalım. Akın Sözen, Özcan Yıldırım ve Polestar'a binen Nevzat Avcı da savunma verecek koşuyla ilgili. Polestar önde, hemen dışındaki kırmızı beyaz formasıyla izlediğimiz isim. Koşu üçüncü tamamlayan Demirkır. Tek Demirkır. Şimdi burada Polestar'ın yavaş yavaş dışarıya bir hamlesi var ki kamçı sol elinde olmasına rağmen dışarıya doğru hamle yaptı. Ve burada da bir faul söz konusu. Bunun neticesinde de savunma verecek diyelim ve Enver'e deneyim. Enver, ne dersin koşuyla ilgili verilen kararlara katılır mısın? Katılmıyorum çoğuna. Akın ve Özcan'ın ihtarla kurtulmasına. Hayır, tam tersi bence çok... Mı? Yoksa hiçbir şeye müdahale... Ben sözlü uyarı verir geçerim yani. Ne yaptılar abi, ben anlamadım yani. Burada bir daralma söz konusu değil mi sarı kırmızı formaya? Yok. Yok abi, bitmişti hafif zaten. Yok, zaten tempoyu kaybetmişti. Tabii ki. Tabii. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Burada tabii foul yapan Polestar. Net. Orada da Polestar tek demir kıra yapıyor. Fakat performans olarak sonraki metrelerde de hiç geçilecekmiş gibi bir izlenim vermedi bana açıkçası. O yüzden bahsettiğiniz için Polestar sarı yani hakemin katıldığım kararı protestonun reddi ve Nevzat'ın savunma verecek olması. Katılmadığım kararlar Özcan'la Akın'ın bindiği tayların içeri yatmalarının ben herhangi bir ihtar ya da nakit para cezası içermemesi gerektiğini düşünüyorum. Orada ayrışıyoruz. Ama Polestar'da Nevzat'ın bir küçük cezaya gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü at dışarı kaçmaya başladıktan sonra da Nevzat'ın herhangi bir şekilde engel olmak gibi bir çaba içerisinde bir vücut dili yok. Bak burada tamam soldan kullanıyor ama başta da sol elindeydi. Fakat at gidiyor artık yani, bir çek yok. Orada ikinciliğin garantiliyim diyor. Ciddi bir yer değişikliği var aslında içeriden dışarıya doğru. Doğru. Tek demir kırın jockey bence Ayhan çok kötü niyetli davranmadı. Baktı o kararlı dışarı gidiyor, aldı ortaya devam etti. Değişmez ama bir gün cezası olacağını düşünüyorum ben zaten. Hemfikirim, protestonun red kararı bence doğru. Yani performans odaklı baktığımız zaman zaten mücadele düzlüğün başından itibaren devam etti ve Tek Demirkır hiçbir yerde Polestar'ı atlayacakmış izlenimi bana vermedi açıkçası. Bana da vermedi. Bir de koşuyu doğru önlerde götürünce temposu da sonlara doğru düştü zaten. Aynen öyle. Yani protestonun red kararı konusunda ben de hocalarla hemfikirim. Nevzat maalesef bir gün cezası alır buradan. Çıkar. Çıkar tabii. Net bir gün cezası çıkar ki hak etti bence. Ciddi bir yer değişikliği ve ciddi bir foul yaptı rakibine. Magic Weapon'da da bir içeriye doğru yatma. Ya tabii ufaktan var abi. Yok değil yani. Ama burada da zaten hani rakibine hakim olduktan sonra öyle bir içe yatma durumu söz konusu. Yani hiç kimseyi rahatsız eden bir durum yok. Performansını etkileyen bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, zaten yani, bu koşuyu... Onun için herhangi bir ceza bence gerekmez. Ama Magic Weapon özelinde söylenmesi gereken birkaç cümle olduğunu düşünüyorum. Katılırım. Çok oyunu açık bir tay. Çim pistte 3'te 3 oldu. Henüz geçilmedi Çim'de. Acaba Sakarya koşarlar mı? Bilmiyorum. Farklı soru işareti var kafamda. 2 hafta mı olacak? 2 hafta olacak. 14 gün olacak abi. Aynen öyle. Doğrudur. 2 hafta. Biraz olacak. Sert olur mu? Yani sezonu kapatacak ama. Çimler bitiyor en azından. Yani bir Sakarya ile noktalamak isteyebilir ekip. Ha, koşsalar bence çok şey yapmaz yani açıkçası. Sırıtmaz diye düşünüyorum. Bu koşunun... Çünkü çok iyi bir performansı var. Yani yavaş giden koşudaki 637-849 geçilen bir tempoda koşuyu en geride takip edip düzlükte böyle bir performans sergilemesi sıra dışıydı bence. Özellikle önümüzdeki sene farklı noktalara gelebileceğini düşünüyorum Magic Weapon'ın. Düzlükten ben mesela istedim koşuyu? Özür dilerim abi. Estağfurullah. Buyurun siz abi. Düzlük dönülürken Oktay'la daha önce konuştuk. Son 400'de seyrettim bu yarışı Enver. Evet. Öyle uçtu. Koşuyu en gerideydi. Düşe çıkarak öyle bir önümden geçti ki. İnanılmaz. Yani o koşu performansıyla kazanacağı net belli oldu ki. Evet. Ben de yani ikinize katılıyorum. İlerisi açık bir tay. Ben mesela bir önceki yarıştaki mücadelesi çok beğendiğim taylardan biriydi. Çok göze hoş gelen bir sprint atsa bile bazı defoları var gibi geliyor bana. Oktay da katılır diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Bir kere at. Bu içeri meyillenmeler ya da gezinmeler bazı işaretler içeriyor bence. Özcan'ın tam tüm desteğini kumaşı, kumaşı kesin. Yani umut var diyor. Ben o yüzden 14 güne rağmen Sakarya koşmaz diyorum. Koşup geriye gitme riski var. Ama koşmayıp seneye oyuna ortak olma şansı var. Nereyi seçecek ekürü göreceğiz. Bir de arka grup bana kızmasın ama mesela bu grup
bana iddialı cümleler kurmayı vaat etmeyen bir grup. Yani bu grubu böyle geçmek çok da iddialı cümleler gerektirmeyen bir galibiyet gibi geliyor bana. Ama Oktay'a katıldığım şey şu, bu tayın değişik bir potansiyeli var. Güçlü. Kumaşı var yani. Geçen yarış Halis Karataş'la birlikte kazandıkları bir yarış vardı bizim Hipodrom.com'un sponsorluğunda. Mesela orada da direne direne kazanmıştı. Bullmen'e o gün direne direne 300 kazandı. Metre teslim oldu. Evet. Yani o yüzden karakter %100 evet, var hatta. Yani kumaş %100 var. Geçecekmiş gibi geldi o gün. Çok doğru. Ama 300 metre dayandı. Direndi. O yüzden yetenekler olan bir Safkan. Evet. O küçük defoları Gezinme. Neyse evet onlar da tamamlandığında seneye güzel şeyler konuşacağız gibi gözüküyor. Peki. Devam ediyoruz. Ama peki. Mesela bu haliyle Sakarya koşsa Brain Brewster'la falan baş edemez bana göre. Yani bana senin göre. Yakın olmasından dolayı diyorsun. Evet. Anladım. Peki bekleyip göreceğiz. 5 Kasım Adana'dayız. 4 şart dişilere ait bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıktılar. 1.39.12 ile Tumbul Nazlı Mehmet Nuri Sunkar'la koşuyu kazandı. Koşunun ikincisinden kazanana protesto çıktı. İncelendi ve reddedildi. Görelim. Sayın yarışseverler, 3. koşuda protesto vardı. 3 numaralı Mirsilas'ın ilgileri 1 numaralı Tumbul Nazlı için protesto çekmişti. Ancak Komiserler Kurulu protesto reddetti. Sonuç kesin hale geldi. İzlediğimiz son 200 metreye girilirken iç kulvardan 1 numaralı Tumbul Nazlı yüklendi. Hemen dışında ise 3 numaralı Mirsilas'ı vardı. Burada izlediğimiz yakınlaşmadan dolayı bir protesto vardı ama Komiserler Kurulu protestoyu reddetti. Sonucu kesin hale getirdi. 1, 3, 6, 7 ve 2 sıralama netleşti. Kesin hale geldi değerli yarışçılar. Günün 3. koşusundaki protesto reddedildi. Bir de arka kule kamerasından izliyoruz son virajı. İç kulvardan yürüdü 1 numaralı Tumbul Nazlı. Orta kulvardaki 3 numaralı Mirsilas'ına son 300 metreye gelindiğinde yaklaşmıştı ve bundan sonra da içeriden yaptığı ataklarla liderliği aldı. Son 200 metreye girildiğinde birbirlerine yaklaştı Safkanlar. Protestonun reddine karar verdi Komiserler Kurulu ve Adana'daki 3. koşunun sırası netleşmiş oldu. 1-3-6. Evet, düzlükten tekrar arkadaşlarımız karşı kuleden görüntüleri ekranlara verecekler. Düzlük dönülürken koşunun dördüncüsü Monika'nın da burada gördüğünüz sarı lacivert formaya Tumbul Nazlı'ya bir yer değişikliği, bir hamlesi var. Onun neticesinde bir ihtar cezası çıkacak. Tumbul Nazlı oradan kurtulduktan sonra koşunun liderliğini start çıkışından itibaren yapan Mirsilas'ıyla birlikte koşu önlerde kabullenecekler ki yavaş yavaş Tumbul Nazlı da geliyor sağda kamçı. Burada bir hamlesini yaparken arkaya da bakıyor ne durumdayız diye ve onun neticesinde de Mehmet Nuri Sunkar ihtar ve 2.949 lira para cezası alır iken Monika Emrah Sincan da son 450'deki yer değişikliğinden dolayı ihtarla cezalandırıldığını söyleyelim ve Oktay'a dönelim. Valla Komiserler Kurulu'yla net olarak hemfikir olduğum bir yarış. Hı hı. Yani protestonun reddi bence doğru. Çünkü performans odaklı baktığımız zaman Tumbul Nazlı o gün için grubun en iyi koşan safkanıydı. Birinciliği hak etti ve kazandı. Burada son 200 metre direği geçilirken ufak bir yakınlaşma söz konusu ama Mirsilas'ını performans olarak çok fazla etkilediğini düşünmüyorum. Zaten hakkı ikincilikti. O da ikincilikte kaldı. İhtar ve para cezası. Yani bana ben bu kararı duymadan koşuyu gösterip sorsanız ben de aynı cevabı verirdim. İhtar ve para cezası şeklinde. O yüzden o zamanlarda hemfikirim. Burada Monika Emrah Sincan ikilisine ihtar verilmesini pek fazla anlamlandıramadım. Yani gereksiz değil mi? Gereksiz bir ihtar olmuş. Çünkü ben olsam Nuri Sunkar'a veririm o ihtarı. Yani orayı zorlayan zaten Mehmet Nuri Sunkar. Bence de. Yani oranın yeri zaten Monika'nın yeri. Zorladı, seslendi. Ya Emrah Sincan da gayet makul bir şekilde yeri açtı. Tumbul Nazlı geçti oradan. Yani Emrah Sincan'a niye ihtar verdiler? Sadece onu anlamadım. Onun haricinde Tumbul Nazlı ve Mehmet Nuri Sunkar konusunda ben de hocalarla hemfikirim. Peki, Ömer? Vallahi gözlerimizi kanattılar sağ olsunlar. Yani seyir zevki bu kadar kötü iki kule görüntüsü uzun süredir izlememiştik. Yani Mert Gökalp Arslan ve Murat Akdağ at binmese bu yarışta düzgün at binebilen kimse yok, özür dilerim yani kusura bakmasınlar. Sunkar ve şu anda mevzubahis değil ama Fazıl Sultan Mehmet Sansar için ne yazık ki ümitlerim giderek azalıyor.
Fatih Sultan Mehmet Sanatsal niye böyle oldu abi? İkisi için de ben böyle şeyler çalıyor abi, alarmlar çalıyor. Yani bak, çok iyiydi olmamak, Sanatsal yani. Bak hiç olmamak bir şeydir. Ama olduktan olmak sonra... bambaşka bir şeydir. Olmadan oldum sanmak en kötüsüdür. Bak hiç olma kötü değil. Yapamadı derler. Yap, herkes alkışlar ve bu güzel bir şeydir. Ama yapamadığın halde yaptığını zannediyor olmak, tamam ben artık oldum demek, bana göre en kötüsü. Bu üçlü opsiyonun içerisinde en kötüsü. Her tabii. Meslek için geçerli. Kesinlikle. Ne yapıyorsan yap. Limon sat, simit sat, araba sat, ne istiyorsan. Bu iki kardeşimiz de aşağıdan bir iki aprantinin de kendini ben buradayım demesiyle, göstermesiyle birlikte ümidim azalıyor. Böyle değildi bu çocuklar. Bir kere zorladığın yer yanlış. Dua et dışında tecrübeli bir binici var. Bak dua et dışında tecrübeli bir binici var. Emrah Sincan yerine başkası denk gelseydi tehlikeli şeyler olurdu. Hadi çıktın oradan. Nereye gidiyorsun güzel kardeşim? Evet. Sağdan kulana kulana zorla gittin. Sonra çekerek buraya aldın. Şu arka görüntüde Hasan Altundağ mı 2-2'den? Hasan Altundağ, Mirsılası. Evet. Mirsılası. 3-2'den Nizamettin. Ya Nizamettin yeteneğine bu kadar ihanet etme güzel kardeşim. Şu arka kameradan bir kere atın üzerinde düzgün durmadı. Yani bir kere düz görmedik Nizamettin'i. Bu kadar mı dengesiz atın üzeri? Bu kadar mı kötü gidiyor atlarımız? Değil. Bir arkada Mert Gökalp Arslan bozulmadı. En arkada Florya'nın üstünde Murat Aktağ bozulmadı. Atlarının zaten performansı bittiği için de olabilir. Ama diğer bütün jokeylere bak abi, atın üzerinde düzgün duran kimse yok ya. Atın üzerinde düzgün durmazsan atın düzgün gitme şansı yok. Bir de onun içinde geziniyor hepsi abi zaten. Abi bisiklet sürdük hepimiz. Motosiklet de sürdük. Bu bisiklete daha çok benziyor bu atların gidişi. Yani bisiklete sen yan oturup dümdüz gitmesini bekleyemezsin yani. O bir yerde sana gelecek. Yani. Peki. Ben protezonun reddi konusunda hemfikirim. Mehmet Nuri Sunkara kesin ihtar. Ve para cezası var. Para cezası iki yerden ihtar. Yani bir tanesi katlamalı, biri katmerli. İlki oraya girilmez ihtarı, ikincisi oraya çıkılmaz ihtarı. Ve onun neticesinde de para cezası da geldi zaten diyelim. Ve gözden kaçmayanların son görüntüsüne geçelim. 7 Kasım Ankara'dayız. 3 yukarı İngilizler 2100 metre kuma çıktılar. 2.19.06 ile ranking Hışman Çizik'te kazandı. Start çıkışına bakalım şimdi. Azatlı bir koşu olmasına rağmen yer değişiklikleri var. Yavinger start çıkışından sözlü uyarı var. Pehlivan Özcan Yıldırım'a yine sözlü uyarı var. Oktay? Bu koşunun alınmasını niye istedim? Karşı düzlükte Hışman'ın yaptığı hamle ona yarışı net şekilde kazandırdı. Hışman'ın son dönemlerde biraz form aşağı yönlüydü. Bu ara iyi. Bu ara iyi gidiyor. İyi gidiyor. Bayağı iyi, bayağı. Bu ara iyi gidiyor. Moralli. Yani moral çok önemli. Kesinlikle. Ve ne yaptığını bilerek biliyor. Evet. Yani. Bir de şöyle. Akçılıkta moral çok çok önemli. Her işte o Oktay'cığım önemli. Mesela kesinlikle senin olmadığın bir programda Enver çok moralliydi. Her şey iyi gidiyordu. Bugün bakıyorum yine morali yüksek. Bak şimdi abi şu noktayı göstermek bir dakika istiyorum. Çok önemli bir konu Oktay. Ama burayı müsaade görelim abi. Burayı görelim. Hayır abi. Kesme abi burayı. Peki, tamam peki sor. Peki. Geçti sizin, ama orası. Sizin dediğiniz... Geçti ama orası. Geçti abi orayı. Evet, peki geçti. Alacağınız olsun. Ben yakalarım yine sizi tek geçti tek. Orayı. Yani binlerin oralarda özellikle Hışman bariyer dibinden o kadar güzel yürüdü ki. Yürüttürdü ki. Yani. Hatta Gökhan şaşırdı. Kontrpiyede evet, kaldı. Kaleci olur ya böyle. Yani. Evet, ne oluyor dedi. Ranking'i içeriden geldiğini görünce. Bu arada hipodromdaki medya merkezinde seyrediyordum bu koşuyu. Numan da vardı yanında. Kulaklar çınlasın. Kulaklar çınlasın buradan. Selam olsun. Selam. Padok'tan piste çıkarken inanılmaz görünüyordu. Abi dedi ne düşünüyorsun Padok'ta? Dedim ranking yarışı kazanmış. Ekürü inanılmaz moralli. Kazanmış dedim yani. İnanılmaz. Ekürü inanılmaz moralli abi. Evet. Eyyam-ı Bahur koşuyor. My Slayer. Neydi? The King Slayer koşuyor. Evet. Aynen öyle. Hatta o gün ben yarış zamanındaydım. Ranking çok gerilerde kalmıştı AGF tablosunda. Evet, dördüncü atlayalım. Evet, ya %8 falandı. Evet, evet. Ben de şaşırdım. Bir önceki yarışında %50'ye koşuyordu. Ben de şaşırdım. Niye dedim bu kadar ki, yani o kadar çabuk vazgeçiyoruz ki bazen atlardan dedim. Bir koşusu dedim. İstenilen düzeyde değilse yani, vazgeçiyoruz. Halbuki, ki arka grubun da öyle yükselen bir değeri yok yani. Pehlivan 200 metre barutu var. Vuracak, aynen, gidecek. Yavinger'in zaten Ankara kumunda galibiyeti yok. Evet, evet. Yarış hayatına baktığımız zaman.
Zaten hani arka grup belli. Bir de ranking hani formunun zirvesinde. Son yarışı zaten dinçlik sonrası. Onu görmeyeceksin. Ama çok gerilerde kalmıştı ama inanılmaz hazırlamışlar safkanlarını. Çok kolay bindi. Hışman da harika bindi bence. Kusursuz bindi. Her yere karşı düzlükte yaptığı hamleye bayıldım açıkçası. Ya yani ben jokeyleri çünkü böyle bu şekilde inisiyatif aldıkları zaman seviniyorum, mutlu oluyorum. Yani daha bir keyif veriyor bana yarış. Özlediğimiz görüntüler. Evet, yani keyif alıyorum yarıştan. Niye? Çünkü ben bekliyorum. Şimdi ön tarafta liderliği aldı 2 numara. Hı hı. Gidiyor ön tarafta. Herkes bekliyor düzlüğü. Düzlükte kimin gücü varsa geriye geçiyor. Klasik. Ama aynen öyle. Ama burada farklı bir şey izliyorum. Akıl oyunu yaptın. Evet, farklı bir şey izliyorum. Mutlu oluyorum. Çünkü mesela bize bir kapalı zarf yapsalar, bu yarış nasıl başlar ve nasıl gider deseler, böyle Dream of Honor, liderliği alır. Şunu böyle yazardık abi. Evet, tabii. Belki Yavinger'i ben 3'e koyabilirdim. Evet, o biraz arkada kaldı. Etti. Aynen öyle. Doğru. Yani Pehlivan'ın yerinde ben Yavinger olabilir. Evet, ben de açıkçası. Burada işte yavaş yavaş bu görüntüler tekrar geldi ekrana. Yani, içerideki bariyer dibinin açık olduğunu o kadar güzel görüp ve doldurdu bak. Bak nasıl dolduruyor, görüyor musun geldi abi? Bak Gökhan'a bak şimdi. Sarı forma gördü. Kapatamadı. Allah Allah dedi. Kapatma imkanı olsa kapatacak. Evet, kapatamadı. Kontrpiyede kaldı. Dedi. Evet. O geçtikten da sonra fark etti. Kaderine razı oldu. İkinciliğe kaldı burada o da. Burada yürütse hiç kimseye faydası olmayacaktı. Aynen öyle. Çok çok akıllı bir hamleyle kazandı. Ben hem Reinking'in ekibini çok iyi hazırlamışlar safkanlarını ve özellikle Hışman çizgiyi kutluyorum bu koşu özelinde. Maşallah zaten numarayı aldıktan sonra da işi bitti. Safkan çok iyiydi o gün için. Evet, kesinlikle. Evet. Peki kutlayalım Reinking, Hışman çizgi ve ekibini kutlayalım ve haftanın koşularına geçelim. Programın hemen başında bahsetmiştik, Ankara'da çok önemli gündü. İlk koşu 2 Kasım Ankara Cumhurbaşkanlığı koşusuyla başlayalım. 3 yukarı İngilizler 2400 metre çime çıktılar. 2.28.54 ile Dragon Flame Akın Sözen'le kazandı ki bir önceki Türkiye Jockey Kulübü koşusunda adeta gövde gösterisi yaparak kazanmıştı ki nedenli formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi şöyle, düzlük döndükten sonra son metrelere gelinirken önde 5-6 isim var. Doğru. Geride bekleyip o hamlenizi yapıyorsunuz. Koşu başlarda çok hızlı başlamadı aslında. Tabii. Dolayısıyla o da makul bir tempo. Makul bir tempo. Gerilerde koşuyu takip etti ve sonlarda gerçekten görülmeye değer bir sprintte koşuyu hanesine yazdırdı. Bir de şal töreni çok dikkatimi çekti. O kadar rahat ki Dragon Flame. Ne bir huysuzluk. Hani genelde seyircinin önünde kalabalık, gürültü, farklı hamleler yapabilir. Çok sakin. Çok sakin bir safkan. Çok. Aynen. Çok başarılı bir performans. Çok başarılı. Ekibin de sergilediği yol haritası da çok kıymetli. Evet. Oktay sen de başlayalım. Bu arada kayıplarımızdan bahsettik ki o gün de Halis Karataş. Evet. Kıymetli annesini kaybetti. Tekrar, ona da bir başsağlığı dileyelim. Kesin. Mekanı cennet İyi olsun. Melih annemizin başta Halis abi olmak üzere tüm aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum ben de. Ben de çok katılıyorum. Farklı programlarda karşılaştığımız için. Evet hepimiz dilendirdiğimiz için. Beyaz Bayrak ayında da ilk kez Halis karşılaştık. Şimdi Festival Fever'dan bahsedeceğim çünkü. Hı-hı. Halis abi biniyordu normalde. Doğru. Saadettin Boyraz bindi onun yerine. Festival Fever'ın liderliğinde devam eden bir koşu oldu. Senin de başta belirtmiş olduğun gibi abi çok yüksek bir tempo yok. Normal bir tempoda gidiyordu yarış. Vinci Torre onu ikincilikle takip etti. Ride the Lightning hemen arkalarında. Sonrasında Torgold, Burgas şeklinde koşu devam ediyor. Giz hemen arkalarında. Onun da dışında kazanan Dragon Flame'i izliyoruz. Borrego, Tailolo ve Age of Fire sırası var. Son 600'e gelinirken Festival Fever kolay tempoda buralarda. Vinci Torre'de çok ciddi bir form düşüklüğü var. Çok. Yani eski Vinci Torre'den son 3 yarıştır. Yok. Yani çok geriledi. Çok geriledi maalesef. İnşallah sıkıntısı neyse Baha çok Hoca bir anda bulup o sıkıntıyı halleder ve eski Vinci Torre yarışlarını özledik. İzlemeye başlarız biz de. Buralarda Dragon Flame artık dışarıdan kendini göstermeye başladı. Ki çok düzgün aksiyonlarla geldi. Sanki yarış yeni başlıyor gibi koşuyor buralarda. Bir de dediğim gibi önde devam eden isimler var. Evet, aynen öyle abi. Devam eden isimler var ve geldi hiç mücadele bile yapmadı onlarla. Yanlarından bir anda sıyrıldı ve koşuyu kazanmayı başardı. Çok iyi hazırlamışlar safkanlarını ki safkanın sahibi sevgili Emre Hagun'la bu koşudan yaklaşık 3-4 gün önce Veli Efendi'de karşılaşmıştık. Selamlaştık, konuştuk hatta yarışı da biraz. Bana söylediği cümle şuydu. Türkiye Jockey Kulübü koşusundaki durumundan daha iyi
Daha ne desin? Dedi. E zaten söylenecek çok fazla bir şey aynen kalmadı öyle. Onun üzerine. Öyle bir performansın üstüne evet böyle abi. Bir konuşma. Aynen öyle. Gerçekten muazzam bir yarış yaptı. Kendine yakışır şekilde, Gazi şampiyonuna yakışır şekilde sezonu noktalamış oldu. Dragon Flame. Beklentinin altında kalan safkanlar vardı. Bunlardan ilki Borrego tabii ki. Evet. İlk ciddi rakip olarak gösteriliyordu favori safkanı ama ilk kez Ankara'da koştu. Ankara pistini çok ciddi yadırgadığı bilgisi var. Bu yüzden dolayı da beklenen performansın çok çok altında kaldı Borrego. Sanırım ekip bir daha Ankara denemez diye düşünüyorum önümüzdeki sene. O da belli bir süre dinlenecek, istirahat edecek. O da istirahati hak eden taylardan birisi oldu bu sene. Burgas'ın emekliliğe ayrıldığı konusunda söylentiler var. Doğru. Bilmiyorum doğru mu değil doğru. mi? Doğru. O da bence de doğru bir karar. Artık zamanı çünkü gelmişti neden? Abi. Geçmiş hayatı başarılarla dolu. Fazla üzmemek lazım tabii, diye düşünüyorum. Kesinlikle. %100 senin fikrim. Zaten daha ne yapsın? Yani. Daha ne yapsın? Burgas her zaman Burgas'tır. Aynen öyle. Şampiyon Burgas. Kesinlikle. Yarış hayatını noktaladı. Ona da aygırlık kariyerinde artık başarılar dileriz. Kahraman ekürüsüne de bizlere böyle nadide bir safkanı izlettikleri için kendi adıma teşekkür ediyorum. Hepimizin adına edebilirsin. Taylolu da sanki kıpırdanmalar var. Evet. Geçen sene bu koşunun galibi. Taylolu ama bu sene istenilen performansın altında kalmıştı. Dragon Flame'le birlikte sprinte kalktılar. Evet, bir ara sanki dışarıdan geliyor gibi oldu. Evet. Yani son yarışlarındaki o kötü izleri sildi. Silercesine bir yarış yaptı Taylolu. Şu anda sondan üçü ikinci. Evet. Ha yani dinlendirir mi ekip veya tam böyle formunu bulmuşken sentetikte acaba kış sezonunda 1-2 yarış denerler mi bilmiyorum. Çünkü yeni form tutmaya başladı. Yeni form tuttu sezon bitti. Evet yani çok ters bir zamanlama oldu. Ama belki ekip sentetik pistte İstanbul'da veya Antalya sezonunda 1-2 yarış bulup denenebilir diye düşünüyorum açıkçası. Peki Enver. Çoğu şey zaten Oktay söyledi. Ben de birkaç ilave yapayım. Öncelikle sevgili Emrah Ogun, Engin Bekiroğulları. Kutluyorum. Gözleri aydın olsun, kutlayalım. O gün için çok da güzel bir misafirperverlik gösterdiler. Biz hemen komşu masalarındaydık. Gün içerisinde sohbetimiz oldu. Hatta akışta da var. İşte Necip Fazıl kısa kürek koşusunu konuşuyorduk kendi aramızda. Usta antrenör Engin Bekiroğulları o atın antrenör olduğu için döndü. Dedi ki atımız bu hafta çok iyi durumda dedi. Hı hı. Hemen onu da ilave ettik. Orada biz farklı bir safkanı hiç ön planda tutuyorduk. Böyle durumları. Tabii hemen kulak misafir olduk. Teşekkür ettik. Ama Dragon Flame için gerçekten Oktay'ın söyledikleri doğru. Çok akıllı bir canlı. Çok özel bir canlı. Özellikle uzun mesafelerde en büyük rakibi Burgas'ın da emekliliğe ayrılmasıyla birlikte bana göre şu anda alt jenerasyonda da o ışığı veren şu an için söylüyorum bu tarih itibariyle Kasım'ın 9'u itibariyle o ışığı veren bir safkan olmaması önümüzdeki sene Dragon Flame'in fenomenlik düzeyine çok net bir katkı yapabilir. Allah kaza bela vermesin. Çok özel bir at. İnşallah. Çok da başarılı koştu. Güzel kazandı. Torok bana göre damga vurdu. Aha, tabii ki. Yarışın 1, 2 ve 3'ü Torok temsilcisi. Evet. Bu çok sıra dışı bir durum. Çok tarihi bir ana tanıklık ettik. Yarışın ikincisi ve üçüncüsü çok çok iyi koştular. Onlar da kariyerlerindeki iyi yarışlara eklediler bu yarışı. Hatta Torgold için bana göre Adana dışındaki en parlak yarışı bu yarıştı. Tam bir dönüş yarışıydı. Çok şeyler beklenen bir isim. Kesinlikle. Hayal kırıklığı performansı hiç şüphesiz ki Burgas ve Vincitore'ydi. Bir parça da Borrego'ydu. O gün için usta antrenör Suat Demiral'la birlikte padok alanına gittik geldik. Açıkçası çok enteresan tespitleri vardı yarışla, yani atlarla ilgili padokta. İki isim böyle 12'den vurdu. Hatta bir tanesini jokeyine de söyledi. Böyle böyle bir durum var. Şöyle bir şey yaparsan senin lehine olur yarış içerisinde diye. O jokey arkadaşımız da çok ince bir davranış gösterdi. Dönüş yolunda dedik mesaj attı abi dedi Suat Hoca'ya. Teşekkür ediyorum. Sadece iyi bir hatip değil. Çok da iyi gözlemleri var. Hı hı. Çok güzel bir destek oldu atıma ve bana dedi bu katkısı. Bunlar da böyle hani güzel şeyler. Ama padokta bazı şeyler belliydi. Dediğiniz gibi Taylolu'nun yarışı. Hep konuşulan bir mesele vardı. Bu at seyahat ettiği zaman normal bir attan daha fazla etkileniyor seyahatten. Dolayısıyla en başarılı olduğu pist Ankara pisti deniyordu. Bu yıl ilk kez Ankara çiminde ve uzun mesafede görebildik. Onda da aslında kumaşından izler taşıdı. Sezon içerisinde bir iki fırsatı olabilseymiş demek ki. Geç form tutuyor. Evet geç form tuttu. Bir yerlere gelebilirmiş.
Onun yarışı da kötü değil ama Torok temsilcileri bambaşka bir yerdeydi. Ben Halis Karataş o gün binebilseydi, anne Meliha Karataş rahmetli olmasaydı ki herkes bunu isterdi sanıyorum. Biraz daha önüne birini alıp koşabilirdi. Burada sakın Saadet'in Moyraz eleştirisi gibi gelmesin. Kimse gitmeyince o tempoyu verdi ve tempoda bir anormallik yok. Çok da güzel bir tempo verdi. Yavaş bir tempo. Ama atın stili gereği sanki önündekilerin arkasında hırslanarak gittiğinde düzlükte daha güzel hamle yapıyor gibi. Yoksa yarışın gidişatında bir şey yoktu. Onu daha yakından hala tanıyan. Hala devam ediyor buralarda. Hala oyunda burada. Halis Karataş'la o ikincilik mücadelesi daha sert geçebilirmiş. Onun da Festival Fever'ın da hakkını vermiş olalım. Giz. 7 gün önce. Demir Kısrak. Ben böyle bir dişiat uzun süredir görmedim. General Briella'nın papucunu aldı ayağından. Çünkü General Briella'nın başarılarına henüz ortak olmadı. Bu söylemim yanlış anlaşılmasın. General Briella kariyer olarak çok daha başarılı. Ama General Briella'nın sık koşuyor eleştirisini yaptığımız yerde. Giz. Unutturdu yani. Ben böyle bir yarış performansı görmedim. Her yeri ve başarıyla koştu. Bir atım olsaydı Giz gibi bir atım olsun isterdim. Bir de bunun yanında konuşmamız gereken bir şey dinlenmeyi var. Dinlenmeyi hak etmedi mi artık? %100 hak etti. Benim olsaydı bu kadar koşmazdı. Ama yani, böyle bir karakter. Yani her türlü mücadeleye sok abi. Böyle bir şey olamaz yani. Çok özel bir at Giz. Bir de konuşmamız gereken bir konu daha var. Hani Gazi koşusu sonrası kazananlar maalesef yarış hayatlarında devam edemiyorlar. Aynen, veya düşüşe geçiyorlar. Devam ediyorlar. Burada baktığımız zaman da Gazi koşusu koşan birden fazla ismin tekrar bu koşulara iştirak etmesi çok memnuniyet verici. Ekipleri de kutlamak gerekiyor. Haziran'ın son haftasından sonra üçlüler ve abileri ablaları birçok koşuda bir araya geldi. Sadece iki kez abileri ablalar geçti. Hepsini üçlüler kazandı. Çok önemli. Çok acayip bir dominasyon izliyoruz yani. Ama dediğim gibi yani ekipleri kutlamak gerekiyor. Daha Gazi sonrası devam eden koşularda başarılı performans sergilemelerinin yanında o koşuları koşmak bile çok kıymetli. Geçtiğimiz yıllarda bunu göremiyorduk çünkü. Bu yarışta 6-3 yaşlı vardı. Hı hı. 1-2-3-4-5 ve 7 oldular yanılmıyorsam. Borrego 6 olduysa ilk 6. Borrego 7 oldu diye hatırlıyorum. Evet, ben de öyle hatırlıyorum abi. Yani ilk 5 3 yaşlı. Hı hı. Daha söylenecek bir şey yok yani. Evet. Kasa kapandı. Bu üçlülerle baş etmek kolay değil. Peki. Yine Ankara'dayız sevgili. Teşekkürler sevgili Subutay. Yine Ankara'dayız. Cumhuriyet koşusu. 3 ve yukarı yaşlı Araplar için çok önemli bir koşu. 1600 şimdi. 1.45-17. Deniz Efe, Ahmet Çelik de kazandı. Koşu öncesi Deniz Efe'nin formunda biraz gerileme olduğu konuşuluyordu. Ki Ahmet de koşu sonrası tekrar eskisi gibi bir Deniz Efe göremiyoruz ama kalitesiyle, karakteriyle tekrar mücadele ediyor ve bu önemli yarışları kazanıyor gibi bir açıklamada bulundu ki ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi koşu öncesi söylenenlerin aksine Deniz Efe, Ahmet Çelik'te güzel bir performansla hanesine önemli bir birinciliği daha yazdırmış oldu diyelim ve koşuya dönelim. Start çıkışından sonra gün ötesi koşu liderliğini aldı. Kral Karınca hemen arkasında. Gerilerden de üçüncülükte gördüğümüz isim Deniz Efe. Düzlükte alınan metrelerde zaten kısa bir süre sonra, bir 25-30 metre sonra koşunun liderliğini alacak. Sarı ağırlıklı formasıyla izlediğimiz isim. Ve ondan sonra da son metrelere kadar da liderliğini devam ettirecek. Sonlarda biraz temposu düşer gibi oldu ki Soyluş'a bundan istifade etmeye çalıştı ama Deniz Efe birinciliğe bir birincilik daha hanesine yazdırdı. Şu anda en geride izlediğimiz isim Soylu Şah. O da starttan hafif tereddütlü çıktı. Geçmiş koşularındaki gibi inanılmaz bir sprintle koşuyu da yine çevirdi. Hani şunu söylüyoruz. Çok klas bir isim olabilirsiniz ama önünüzde sizden bir tık daha performans sergileyen bir isim olunca sanki geride kalmış gibi oluyorsunuz. Çünkü birincilik tabii ki çok kıymetli ama Soylu Şah da her yarışında en az kazanan kadar başarılı performans sergilediğini söyleyebilirim. Enver, top sende. Valla ben trafik kurbanı oldu diyorum Soylu Şah. 8 atlı bir yarış olsaydı, hı hı, sert bir finish izlerdik. Evet. 2, Deniz Efe'nin ilgilerini ve Ahmet Çelik'i şöyle kutluyorum. Bu strateji herkesin düşünebileceği ve uygulayabileceği, o cesarete girebileceği bir strateji değil. Bu tempolarla önde gidebilmek. Yani arka grubu dağıtarak kazanma stratejisi her atı yapabileceği değil. Siz de paramparça olursunuz. Olmadı işte. Arka gruba 5 boy yaptı. 200'de arka grubu dağıttı. Dağılmayanlar geldi. Hı hı. Dağılmayanların geç gelme sebebi de trafik. Tabii. Yani 8 atlı bir yarış olsa hem Tomar gelecek hem Soylu Şah gelecek. Evet. Aynı tempoyla gidersen
çarpılırdın. Ama kalabalık yarışı dedi ki nasıl olsa onların tek opsiyonu arkada beklemek. Ne kadar önde gidersem o kadar avantajlı dönerim. Ahmet'in kafasında düşündüğü her şey oldu. Ahmet de bu yüzden zaten büyük jokey. Evet. Soylu Şah acaba kaç metre fazla koşmuştu? En az 35 metre. Değil mi? En az. Bir defa Deniz Efe'ye göre. Tabii ya. Evet. O virajı dışarıdan döndü. Tomar da oradan döndü. Tomar çıktıktan sonra Soylu Şah'ın presi sonrası ele aldı. Yarıştan sonra bir küçük tartışma oldu. Ha. Tomar'ın ilgilileri Özcan'a kızdı. Özcan'a kızacak bir şey yok. Yerini almış zaten ama hani bilmiyorum belki Soylu Şah'ı gözetip biraz daha açılabilirdi. Ama Özcan'lık bir şey yok ya. Bence de yok ama yok abi. Yarış sonu o adrenalin, o stresle evet, diyorsun şey oluyor, ki ya niye kapattırıyorsun kendini diyorsun mesela. Öyle değil abi. Ama. Yarış 50 metre daha olsa dışarıdan yarış 50 metre daha olsa Tomar da ortak olacaktı. Evet. 100 metre daha uzun olsaydı Tomar kazanacaktı. Yarış 8 at olsaydı Soylu Şah da Deniz Efe ile kafa burun girecekti bana göre. Şunu söyleyeyim. Bugün yarışta hangi şartlarda koşulursa koşulsun Tomar Soylu Şah'a geçemezmiş. Öyle mi diyorsun? Bence. Bence iki aksiyon sonra geçecekti. Yok. Bir 50 metrede geçecekti bence. Hiç sanmıyorum. Çünkü Soylu Şah'ın o acı sprinti bitti. Gökhan'ın teşvikleriyle bir yere daha, bir adım daha attı. Ama Tomar öyle değil. Tomar yarış bitti. Şunu diyeceğim. Hala var. Bir 50 metre daha olsa bu sefer Soylu Şah 50 metre daha sonra başlayacak sprinte. Orada sana şöyle katılıyorum. Mesela Soylu Şah 8 atlı bir yarışta şu anda Gözpınar'ın gittiği yerde gidecekti. 16 atlı yarışta 50 metre geride gitti. 25 at koşsaydı 70 metre geride gidecekti. Evet, yani. Başka opsiyonu yok. Ama bak çıktıktan sonra bak şimdi Tomar'a bak. Tomar ekranın sonunda gözüküyor. Evet. Tomar gelmeye başlayacak. Soylu Şah daha çabuk hızlanıyor. Evet. Bak şimdi Tomar'a bak. Ele aldı. Ama zorundasın yani. Zorundasın. Rakibin daha kuvvetli geliyor. Tabii ki. 2,5 boya çıktı. Zorunda Özcan'lık hiçbir tabii şey yok. Ki. Orada Özcan'ı eleştirmiyorum. 2,5 boya çıktı. Şimdi bak buradan itibaren barut bitti Soylu Şah'tan. Geldi. Burada barut bitti artık. Ama Tomar'a bak. Tomar hala fişek gibi geliyor bak. Abi niye? Çünkü bak. Bir tanesi orta mesafe atıyor. Yarım boy. Bir tanesi uzun mesafe atıyor. Evet, yarım boya kadar düştü. Mesela Tomar daha yalın bir sprint atabilseydi zaten kafa burun olacaklardı. Peki daha az atlı bir koşuda Deniz Efe. %100 1-2 olurlardı. Deniz Efe'ye geçebilirdi. Deniz Efe bir vites altta gidip yine kazanabilirdi de. Yani tempoyu bu kadar yükseltmeyecekti. O da ona yine kazanabilirdi ama ikisi de çok sert gelirdi bence. Tabii yarışta koşacak atlar da önemli. Şimdi daha az atlı bir yarışta bakalım kimler var yani. Belki Deniz Efe'nin önünde bomboş kalacağı daha az atlı bir yarış olacak o sefer. Bırakmaz Deniz Efe. Ama şimdi aynı tempolarda gitse, 8 aynı, atlı bir yarış olsa... Problem çıkar. Hadi bakalım gel de geç. Problem çıkar. Yani aynen öyle. Ama muazzam bir yarışı izledik. Bir de ben şu, bu arada aldım sözü ama... Yok rica ederim. Deniz Efe, ya tabii bu yarıştan önce eski Deniz Efe değil. Hani son iki yarışındaki performansı sağ biraz daha yok. Aşağı yönlü. Acaba geçen sene kazandığı koşuyu bu sene bir kez daha kazanabilecek mi? Soru işaretleri vardı tabii ki. Doğru soru işaretleriydi sonuçta. Ki Ahmet koşu sonrası röportajda da aynı şeyleri dile getirdi. Son yarışından sonra hatırlayalım. Kazandık ama dedi. Bu evet. Yarış sonrasında da beklenildiği tamam Deniz Efe klas karakteriyle kazanıyor diyor. Tabii ki kesinlikle. Eskisi gibi değil. Yani son yarışında işte Soylu Şah'a geçmişti. Sentetik pistte ki sentetik çime göre çok daha iyi koştuğu bir pist. Özellikle 1500. Deniz Efe'nin en sevdiği mesafe 1400-1500. Orada bile Soylu Şah'a karşı zor direnerek kazanmıştı ki o gün önde boş kaldığı evet. Bir yarıştı aslında Deniz Efe'nin. Bugün Ankara çimine döndüğümüzde çok ama işte koşunun çok atlı olması 18 atlı vardı yarışta? Önde gidiyordu. 18 atlı. Değil evet. Mi? Önde gitmenin avantajı. 18 atlı bir yarış. Önde gidiyorsunuz. Rakibin en geride gidiyor. Viraj önlürken en az senden 20-30 metre daha fazla mesafe evet. Koşuyor. Ve yani aradaki fark viraj önlürken neredeyse 10 boy 15 boy falan da abi. 50 metreye yakındı ya. Değil mi? Tabii. Deniz Efe ile Soylu Şah arasında. Bir de geniş pistte en dışa çıktın. Aynen öyle yani. Faktörleri çok iyi lehine çevirdi bence. Evet. Deniz Efe ve Ahmet Çelik. Başka türlü bu yarışı kurtaramazmış. Katılıyorum. Tek çıkar yolu buydu Ahmet Çelik'in. Denedi, yaptı ve kazandı. Bunun için de bence tebriğin en büyüğünü hak etti. Padoğ'un cayır cayır yanılatı da Ak Filozof'tu. Evet. Ne hazırlamıştı hani. Evet, aynen öyle. Çok hakkını verdi. Verdi, dördüncü oldu. Hakkını İkinci verdi. De olabilirdi tabii, yani. Tabii, sağda hakkını ama verdi. Ama genel yapısı da gösterişli çok, bir isimdir zaten. Tabii, çok yakışıklı bir attı Ak Filozof. Tabii ki, tabii ki. Böyle mar mar yanıyor derler Anadolu'da. Böyle, çok böyle parlak öyleydi yani. Evet. Deniz Efe'yi... Tüm ekibini ve Jockey Ahmet Çelik'i ben de gönülden şimdi bu ediyorum. Ekip, yani Deniz Efe ekibi, özür dilerim abi. Alıştım artık, ikinci özür dilerim. Deniz Efe ekibi Arap atçılığında çok ayrı bir
çizgide. Yani Turan ailesi, Çelik ailesi, evet. Yıldız ailesi. Evet. Bunlar Arap atçılığında çok ayrı bir seviyedeler. Şimdi, ve güçler birleşince evet, çok kolay oluyor işte. Şimdi Deniz Efe bitti diyorsun. Kahramanoğlu geliyor seneye. Akatağ'ın da aynı ekipte. Yanlış yani, anlama. Akatağ'ın da aynı ekipte. Son durumuyla ilgili bilgi var mı abi Akatağ'ın? Bakacağız. Anladım. Ya bu yıl yok. Bu yıl yok tabii. Bitti zaten. Seneye göreceğiz. Kardeşi de son yarışında zor da olsa kazanmıştı. Tabii ki. Abi Kahramanoğlu geliyor. Bakma öyle böyle gelmiyor. Bu yarışı yazsalar yazarlar yeter dediler. Evet. Bir de dediğin gibi işi iyi bilen ekip yavaş çok, yavaş acelesi yok. Eldeki malzeme belli. Yani Turan ailesi yılların açısı. Yıldız ailesi yılların açısı. Hepsi bunların Arap atı koşmuş aileler. Arif Bey de Çelik yani Çelik ailesinin temsilcisi de Arif Bey ve aile de Deniz Efe ile hiç hata yapmadılar neredeyse. Yani atın, takvimini aç atın. Tabii. Her yıl aynı işler. Atın durumunu da biliyorlar. Çok mesela, iyi yani. İşte koşu sonrası röportajda da belli. Adam diyor ki gücünü ve neler yapabileceğini biliyoruz. Ona göre davranış biçimi sergiliyor. Eskisi gibi değil ama hazırlıkları müthiş ve tabii, kazanıyor. Neredeyse rekor kıracaktı eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Hayır koşu öncesi öyle deniliyordu ya. Doğru. Taktik de olabilir tabii. Güzel bir birinciliği ailesine yazdırdı. Kutlayalım ekibi. Gerçekten çok başarılı işlere imza atan bir ekip diyelim. Ve aynı gün Ankara'dayız. Teşekkürler. Necip Fazıl kısa kürek adına koşulan 3 yaşlı Arapların koşusu 1600 sümde 1.46.79 ile Yemen Rüzgarı Gökhan Kocakaya ile kazandı. Gökhan'ın da başarılı performansları bir yenisini etkiledi, ilave etti diyelim ve kısa vadede 8 koşuyu ekrana getirelim. Esin'in kızı koşunun liderliğini aldı. Buradaki dikkat çeken isimlerden biri de koşunun beşincisi Lüksor Boy'du ki bugün yayındayız, bant çekiyoruz. Koşuyu kazanmasını bildi. Yarım saat önce kazandı. Yarım saat önce kazandı. Zaten bir koşu evet, öncesinde de koşu içerisinde iyi yerlerde gidebilse çok daha farklı işlere imza atabilirdi diye söyleyebiliriz Lüksor Boy için. Yemen Rüzgarı, Gökhan Kocakaya, Oktay. Vallahi abi o gün benim gün özelinde en güvendiğim isimdi Yemen Rüzgarı. Ki rakibi Göğübeli. Göğübeli. Bir anda ismini şey yapamadım. Göğübeli. Koşunun dördüncüsü. Gün ötesi diyeceğim geldi bir anda. Fark etmez aynı ekip. Aynı ekip aynen öyle. Göğübeli ciddi bir AGF oranı almıştı. Son yarışında Hatay koşusunda koşmuştu Göğübeli ki asfaltlarla koşu üçüncü olarak tamamlamıştı. Ki oradaki performansından kaynaklı olarak. Çok normal favori çıkması. Yemen Rüzgarı da aynı koşudan geliyor ama Yemen Rüzgarı o gün için ciddi problemler yaşamıştı yarış içerisinde. Hı-hı. Ve fotoya en diri gelen attı. Evet. Koşu gerilerde tamamlamasına rağmen. Kaldı ki ben Yemen Rüzgarı'nın Ankara çiminde çok daha etkili koştuğunu düşünüyorum İstanbul'a göre. Hı-hı. Ankara çimini çok seven bir Safkan. Buralarda zaten Gökhan Safkan'ı çok iyi tanıdığı Gördüm. İçin daha 600'e gelmeden teşviğe oturdu. Hı-hı. Yani çünkü ağır kanlı bir at. Ne kadar erken teşviğe başlarsanız o kadar erken cevap verir size. Buralarda artık koşunun ciddileştiği yerlerde geldi. Nergizli'nin çok ciddi sprinti vardı dış kulvardan. Çok zorlu anlar yaşattı Yemen ama Rüzgarı'na. Şeye hazırlıklı geldiği kadar da o da gidiyor. Abi ben öyle düşünmüyorum. Ha, ben. Bir 20-30 metre daha olsa sanki Nergizli atlayacakmış gibi geldi bana. Çünkü yani tam Yemen Rüzgarı'nın gücü bittiği yerde yarış bitti bence. Çok iyi ayarlamış Gökhan veya Nergizli geç kaldı bilemiyorum. Nergizli aslında bilirsin koşu daha önlerde kabullenmeyi seven bir safkandır. Müslüm o gün bayağı gerilerde gitti. Müthiş bir sprint yaptı. Harika aslında. Bir sprint yaptı kısırak. Evet. Muazzam koştu. Bence o da en az Yemen Rüzgarı kadar başarılı bir performans sergiledi. Göğbeli seneye çok daha iyi olacak. Hı hı. Yani var bir iki sıkıntısı var Tayın. Kesin. Bir iki sıkıntısı var Tayın. Onları çözdükten sonra seneye bence çok daha iyi bir Göğübeli izleriz gibi geliyor. Evet. Şimdi Göğübeli öyle bir Hatay koştu ki benim mesela Cumhuriyet favorilerinden birisi olarak göreceğim seviyede bir finish yaptı. Ekip paraları at gönderdi. Orayı pas geçti. Cumhuriyet'i de pas geçip Necip Fazıl'a gitti. Bu iki şey ifade edebilir. Ya Kral Karınca'ya çok güveniyordur ya Göğübeli'ne bir sıkıntı vardır, hiç güvenmiyordur. Dolayısıyla o ikisinden hangisi olduğunu izleyeceğimiz bir yarıştı bu. Yani Göğübeli'nin çok rahat geçmesi gereken bir koşuydu. Hatay koşusunu baz alarak söylüyorum. Evet. Peki öyle olmadı. Demek ki sorunlar, sıkıntılar kesin. Bu kalite, bu kumaş böyle koşmamalı. Çok istenilen düzeyde olmadığı görüldü. Olmadı ama atın
Yani Hatay'da, daha önce Ankara'da, İstanbul'da performansları özel bir at olduğunu hissettiriyor. O eksik, gedik, yanlış neyse, hı hı, o vida sıkılacak, Göbeli seviye atlayacak bir at. Yemen rüzgarı içinde hakikaten Engin Bekiroğlu'nun dediği kadar varmış, çok iyi durumdaymış. Oktay'ın dediği gibi buralarda teşviğe başladı Gökhan Zahar. Teşviğe başladı ama her teşvikte cevap aldı. Yani evet. Arap atına bu çok önemlidir. Teşvik yaptığınız andan itibaren cevap verip... Bir de kamçı teşviği var. Ondan sonra da onu her istediğinizde bir ölçüde vermeye devam ederse zaten sorun yok. Burada Göğübeli yanına geldiğinde acaba Göğübeli tekrar o aradan çıkar mı derken o dama dedi. Devam etti. Yemen rüzgarı devam etti. Ben de Oktay gibi düşünüyorum. Yani geçilebilirdi de, kaybedebilirdi de, dışarıdan gelen rakibine mağlup olabilirdi de. Fakat Arap atının bu işte dirençli tarafı diyeyim. Bak dikkat et abi, iki aksiyon sonra hala devam ediyor Yemen. Ediyor, onu evet söyledim ben. Bir de şöyle bir şey var. Gökhan Erken Tayın'ı da çok iyi tanıdığı için nerelerde yürüyeceğini de iyi biliyor. Son metrelere, daha doğrusu rakibi gelmeden önce daha kolaydı. Koca Kaya'da direndi. Ayrı bir seviye. 5 ay, 5,5 ay sonra başladı bu yıl. Şu anda en çok kazanan listesinde 8. Ama bu bunca dezavantaja rağmen tabii. Yüzdelik oranı? Yüzdelik oranı. Vedat'la aynı. Evet. %22. Yani lider jokeyle aynı oranda kazanıyor şu an. Aynı oranda kazanıyor ve o 5,5 ay dezavantaja rağmen kaldığı yerden devam ediyor. O kadar düzenli bir yaşantısı var ki aileyi de Ankara'ya yerleştirdi. Dolayısıyla Ankara gidiş gelişleri, Ankara merkezli bir jokey artık. O kadar yoğun bir takvimden başarılı çıkıyor ki İstanbul'a geliyor 6 ya da 7 dekleri. Ankara'ya gidiyor 6 ya da 7 dekleri. Yani, boş Gökhan günü yok. Yani. Boş evet günü yok ve ondan %22'lik bir yüzdeyle o 5,5 aylık dezavantajı neredeyse kapatma noktasına geldi. Onu da ayrıca kutluyorum. Peki. İstanbul'dayız. 3 Kasım İstanbul'dayız sevgili yarışseverler. Vali koşusu. 4 yukarı Araplar 2400 metre çime çıktılar. 2.43.32 ile Eyyami Bahur Özcan Yıldırım'la koşuyu kazandı. İstanbul'u seven bir isim. İlk sentetikte de koşuyu kazanmasını bildi. Daha önce koştuğu koşuda Eyyami Bahur Özcan Yıldırım. Görelim koşuyu. 2400 metrelik bir koşuydu. Dinamit koşunu da ileride aldı. Burada baktığımız zaman Eyyami Bahur gerçekten çok etkili bir performans sergilerken en az onun kadar beyaz ışıkta bugün için müthişti. Koşuyu ikinci olarak tamamladı Mehmet Salih Çelik idaresinde. Özü doğru başarılı, sanki bu mesafeler biraz daha uzun geliyor diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Soydere Gökhan Kocakaya ile çok uyum içerisinde olmasına rağmen dördüncülük çıkardı. Kolega da koşuyu gerilerde takip etti Vedat Abiş de. Düzlükte yürüttü. İçeriden yürüyerek beşincilik çıkardı o gün için. Ama kazanan Eyhan Bahur beklenildiği gibi bir performans sergileyerek koşuyu lehine çevirmesini bildi diyelim. Ve evet, Oktay'a pası atayım. Valla Eyhan Bahur'un çok sezon sonuna doğru ciddi yükselen bir formu söz konusu Barbaros abi. Evet. Son yarışını aynı mesafede 2400'de ama sentetik pistte kazanmayı başarmıştı. O gün de özellikle düzlük üzerinde yaşamış olduğu bazı trafik problemlerine rağmen Özcan yolu bulduktan sonra Safkan çok güzel cevap verdi ona ve net bir galibiyet elde etmişti. Bu koşusunda Safkan yine çok iyi hazırlanıp geldi. Başkent Ankara'da hazırlanıyor, Ankara'da kalıyor. Hazırlıklarını Ankara'da yapıp geliyor İstanbul'a. Bu yarışta da önde Dinamit gibi seri bir ismin olması, belli bir yerden sonra işte Soydere'nin, Beyaz Işık'ın, belki Baran Reis'in önlere hamle yapacak olması, temponun yükselecek olması beni net şekilde Eyyami Bahur tarafına itmişti o gün için. Gün özelinde en güvendiğim isimdi, yanıltmadı. Net bir galibiyet elde etti. Devam eden bir formu söz konusu Safkan'ın. Jokey'iyle de çok uyumlu bence yani. Hı-hı. Bazı atlar vardır abi, özellikle Özcan Yıldırım'ın kantarmasını çok seven atlar var. Eyyami Bahur da net şekilde bence onlardan birisi oldu. Bak buralarda tıpkı Yemen rüzgarında Gökhan Kocakaya'nın erken teşviğe başladığı gibi Eyyami Bahur'a da Özcan daha 600 direğine gelinmeden teşviğe başladı. Çünkü son yarışında Safkan'ın biraz zor sprinte kalktığını çözmüş oldu. Bunu çözdüğü için de sprint mesafesini uzattı. Daha uzun bir sprint attırdı Safkan'a. Buralarda zaten rakiplerinin dışına çıktıktan sonra her şey daha kolay olmaya başladı.
Yani sonlarda beyaz ışık biraz zorladı gibi geldi ama bence Safkan öne çıktığı için biraz da boşladı açıkçası. Evet, boşlukta anda kaldığını düşünüyorum Eyyami Bahur'un. Yani beyaz ışıkla yan yana olsa son 200'lerde 300'lerde her türlü farkı açarak Özcan yine kazanırdı. Zaten onun farkında. Tabii tabii. Ya buralarda doğru zaten hiçbir şekilde kaybetmez at. Aynen. Belli zaten performansı ama beyaz ışığın sergilemiş olduğu ikincilik çok kıymetli. Çok. Özellikle kış sezonunda çok başarılı yarışlarını izlettirecek bize beyaz ışık. Evet, bu koşuyla ilgili bir cümle kursan nasıl bir cümle kurarsın? Ekürü formu derim abi. Teşekkür ederim. Hemen bir sonraki koşuya geçelim. Amandola koşusu, Hazım Rıza Gözlükçü koşusu ki Amandola'da Gökhan Kocakar'da... Vaktimiz var abi, niye Emir abi yorum yaptırmadın? Yok, yapacak şimdi. Amandola yavaş yürü. Yavaş yavaş. Hayır, bir de bir şey söyleyeceğim. Vaktimiz var diyorsun, 25 dakika var, daha tahminler tamam, var. Tamam abi, sıkıntı sonra yok. Yarışseverler tahminler için diyorlar, Oktay ile Emre'nin tahminlerini yazamıyoruz, var burası doğruluk diyorlar. Ben de onun için sözü size bırakıyorum. Canları sağ olsun. Amandolo, Gökhan Kocakaya ekranda. Ya müthiş, atını tanımak ne kadar önemli değil mi? Arkada i̇şte, şarkı evet söylüyor. Aynen. Koşuyla aynen hiç ilgisi yok. Gökhan'la 3'te 3 oldu. 3'te 3. Kantarmasını senin de söylediğin gibi nasıl Gökhan Kocakaya, Amandolo, Özcan Hanım, Eyyami Bahur. Böyle evet şeyler var. Ama Özcan, Gökhan'ın şöyle bir özelliği var. Farklı, biraz abartılı olacak ama bazı isimleri öyle bir hale getiriyor ki huysuzluk yapan, yaramazlık yapan isimler bile altında kuzu gibi olabiliyor. Doğru. Gökhan'ın da böyle bir özelliği var. Şimdi koşu enteresan bir hale geldi. Neden? Erva Nur startta kalınca benim sultanım önde yalnız başına kaldı. Hı-hı. Dolayısıyla sonlara kadar da direnerek başarılı bir ikincilik elde etti. Beni hayal kırıklığına uğratan Bayan Altın'ın performansıydı ki bir önceki sentetik pist koşusu ilk kez çıktığına rağmen müthişti. Ama o gün için beklenenin çok altında bir performans sergiledi. Enver, Amandolo şu anda en geride mavi ağırlıklı formasıyla izlediğiniz isim. Amandolo'dan başlayarak neler söylersin? Bence zaten koşunun takdimini yaparken hem Oktay'ın hem sizin söyledikleriniz cuk oturdu abi. Bir jokeyin atı tanıması meselesi, atına güven vermesi meselesi, hı-hı, bu yarışın kilidini çözen ana unsurdu. Daha önce iki kere binmiş, ikisinde de kazanmış. Bu ekibin, yani Elgaç ailesinin, sevgili Garip, hı-hı, Elgaç'ın hazırladığı atlarda çok rahatlığı var çünkü inisiyatif jokeyde. At doğru geliyor, iyi geliyor, güzel yarışlar seçiliyor. Gökhan Tulumar'a nasıl biniyorsa, Amandolo'ya daha önceki yarışta nasıl biniyorsa öyle bindi. Atın üzerinde ata çok büyük inisiyatif bırakan, karşı düzlükte sen nasıl istiyorsan öyle gidelim diyen bir tutuş şekli var Gökhan'ın. Hı hı. Daha doğrusu bırakış şekli var. Yani sen nasıl istiyorsan öyle gidelim diyor. Ve böyle yüzü gülüyor derler ya, Gökhan'la düzlüğe çıkan atların birçoğu, önemli birçoğu, moralli çıkıyor düzlüğe. Sonra da o istediğinde istediğini alıyor. Kaçınılmaz son. Jülide kız bence yorgunluğunun karşılığı olan bir üçüncülük aldı ama kalitesi tartışılmayacak isimlerden biri. Ekibi en doğrusunu yapıp seneye kaldığı yerden devam edecektir. İyi bir ekürü. Selim Kaya için ciddi eleştiriler vardı son metrelerde. Net. Erken bırakmasa ikinciliği kurtarabilirdi. Kurtarır mıydı? Kurtarabilirdi ben de, evet. Net mesela %100 ikinci olurdu diyemiyorum. Evet. Ama Selim bazen... Bırakma baba yani. Sen de Selim Kaya'sın yani. Bırakma. Evet. Ha, komiser raporunda bununla ilgili bir uyarı var mı? Yok. Hayır, yok. Hocam hayırdır? Komiserler bir sıkıntı görmemişler demek ki. Hocam hayırdır yani. Kamuoyu yıkılıyor. Yani sosyal medya... Bir çağır, verme yine de ki çağrıldı. Neden? Selim Kaya'da mantıklı bir şey söyler ki Selim Kaya'nın açıklamasına itibar etmek gerekir böyle yarışlarda. Tamam de. Çağırdık, konuştuk şu ama ceza vermedik de ya da ihtar verdik de, sözlü olarak uyardık de, yarışsever hassasiyetini kendisine hatırlattık de. De baba bir şey de yani ama böyle olmaz. Burada mücadele devam ediyor. Şu anda Jülide kız sarı formasıyla en içte gördüğünüz isim. Çalışma devam ediyor. Kamçı teşvikleri. Burada bir kamçı teşviği. Mehmet Salih Çelik de o günün sürpriz ismiydi. İki grup mücadeleden iki ikincilik çıkarttı. İşte beyaz evet, ışık. Burada. Ve burada. Evet. Benim sultanım. Onu da ayrıca kutluyorum. Bir isim var burada. İlk koşacağı kendi grubundaki koşusunu %100 kazanabilecek bir isim. Nebrut kızı. Bir sıkı grupta sonlara kadar mücadelenin içerisindeydi.
kendi grubunda ilk yarışında dikkat diyorum. Katılıyorum sana abi. Oktay? Vallahi abi dediğin gibi jokey uyumu Safkanlar için çok çok önemli. Hı-hı. Gökhan buralarda koşuyu gerilerde takip etmesine rağmen hiç paniklemedi. Hiç. Telaş etmedi. Çünkü Safkan'ı çok iyi tanıyor. Ne olduğunu çok iyi biliyor onda. Net bir yarış kazandı. Jüride kız için sezon yorgunluğu yorumuna %100 katılıyorum Enver abinin. Yoksa bildiğimiz bir jüride kız performansı bundan çok daha iyi olur. Çekerdi fişi yani. Kesinlikle. Çünkü en kısa o koştu abi. Aynen öyle. Bile. Çok güzel bir yol oldu. En iyi yerlerde gitti. En iyi yerlerde gitti ki. Kesinlikle. İşte o sezon boyu hep erkek rakiplerle başa tabii. baş, dişe diş. Bir de grup yarışlardan bahsediyoruz. Kapışması, mücadele etmesi biraz açıkçası belli ki kısrağı yıpratmış. Olabilir. Artık onun için de dinlenme zamanı geldiğini evet. düşünüyorum biraz. Ama tabii ki yani Amandolo harika bir form yakaladı. Gökhan'la da muazzam uyum içerisinde. Ben bir şey Gökhan'ın da büyük keyif aldığını düşünüyorum Safkan'ın üzerinde. Nasıl almasın? Evet. O da araba yani, gibi. İstediğin yerlerde evet. istediğin tam cevabı. Onun sevdiği tarzda evet. atlardan birisi. Nereyi gösterse oraya gitti. Aynen öyle yani. Bazı atlarda bu stil çok güzel oturuyor. Evet. Bazılarında da hiç oturmuyor. Evet. Ters tepiyor. Ters ettiği zaman da işte tepki alıyorsunuz, kaybediyorsunuz vesaire mesela vesaire. Burada ondan daha iyi hızlanan bir at olsaydı. Mesela Jülde kız içeriden yürüseydi kaybederdi. Gökhan tepki alacaktı. Evet, evet. kaybederdi. Aynen geç öyle. Kaldın diye. Geç ben hatta buralarda dedim ki acaba benim sultanımı atlayamayacak mı dedim. Evet öyle bir görüntü de vardı. Yani ama sonra da rahat ayırdı. Sonra da rahat ayırdı evet aynen öyle. Yani teşviğe peki. başladıktan sonra çok net karşılık verdi ona işte, Safkan. Tayını tanıması da çok kıymetli. Aynen öyle. İlk bölümün son görüntülerine geçelim sevgili yarışseverler. 4 Kasım Bursa'dayız. Bursa'nın önemli koşularından biridir Uludağ koşusu. Grup 3 bir koşu. 4 ve yukarı yaşta Araplar 2000 metre kum piste çıktılar. 2.20.60'da Doğan kardeşler Vedat Abiş'te kazandı. Son Kanuni Sultan Süleyman koşusu galibi Doğan kardeşler ilk kez ters piste çıkacak. Nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Ve bu merak konusunun cevabını da kazanarak verdi. Kısa bir süre sonra liderliği aldı ve sonlara kadar ideal zamanı ona gerekli presi yapmasına rağmen sonlarda belirli bir metrelerden sonra temposunu arttırarak bu önemli koşuyu da hanesine yazdırdı. Balkıtay'ın ikinci, Tabip'in üçüncü, Erkşan'ın dördüncü, Altıntepe'nin de beşinci olduğu bir koşu. Oktay senle başlayacağız. Hı hı. Önemli bir detay vardı onu da paylaşırsan Doğan kardeşlerle ilgili. Hani ters pistte nasıl gider, ne yapar, ne eder diye o bir merak konusuydu. Evet ama abi. Bir yani çalışması... Şöyle söyleyeyim evet yani Safkan'ı buraya getirmeden önce tersten çalışılmış. Çalıştırmışlar. Hatta Vedat Abiş'in menajeri sevgili kardeşim İsa Dilber beni hı-hı. yarış sabahı aradı. Pazartesi günü sabah görüştük sabah hı-hı. saatlerinde. Abi dedi hiç korkma, endişelenme. Doğan kardeşler ben ona sormuştum acaba hani ters pist sorun olur mu diye. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Hı hı. Tersten dedi çalıştı. Hiçbir problem yok. Çıkar kendi temposunu koyar. Çok net bir yarış yapar dedi. Hakikaten de söylediği gibi de oldu. Oktay da çok inandı. 4 at yazdı. Çok inandım. 4 at yazdım yanına. Benim için altılıyı kaybettiren hamle oldu. Bu hamle. Doğan kardeşler muazzam bir yarış koştu. Vedat'la da çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum kesinlikle. Ben. Yani Vedat da üzerinde gayet iyiydi, uyumluydu ikili. Bir ara sanki böyle viraj dönüldükten sonra Balkıtay kazanacak mı gibi oldum. Yani gelip böyle evet, sanki evet. hakim olacakmış gibi geldi Balkıtay yanına şu ama... Şu anda dışarıda. Evet evet, yeşil formalı yeşil Safkan. Forma. Özellikle Balkıtay yanına geldikten sonra Doğan kardeşler bir kere daha ateşledi. Dedi ki şey hazır, nefes. Evet, aynen ben öyle. Ben bekliyorum, gelen olacak mutlak. Evet. Net şekilde cevap verdi Balkıtay'ın hücumlarına net cevabı verdikten sonra da buralarda Vedat'ın teşvikleriyle farkı daha da açarak rahat bir galibiyet daha elde etti. Kış sezonunda Doğan kardeşlerin ismini daha çok duyarız. Evet, bir cümlede nasıl anlatacaksın demeyeceğim. Koşuyu değerlendirir misin? Evet de bir cümle Emre abi. Abi uzun konuşunca anlaşılmıyorsa daha kibar söyleyebilirsin. Valla geçen yıl kış sezonunda sıklıkla konuştuğumuz iki at vardı. Biri Doğan kardeşler, diğeri Akatahan. Evet. İşte geçen yıl Kasım, Aralık Adana'da çok yüksek beklentilerimizin olduğu Safkanlardan ikisiydi. Önce Akatahan geldi, o beklentileri karşıladı. Hı hı.
Sezonun sonuna doğru da Doğan kardeşler geldi. Ve bana göre özellikle mesafe tanımaksızın ama uzunda daha da etkili olarak kumda çok enteresan işler yapacak diyorum. Her... Büyük bir açık var şu anda Arap atlarında. 4 ve yukarılarda. Uzun mesafeyi tempo vererek, yani tempo atı eksiği var. Böyle puzzle'ın eksik parçası gibi, Lego'nun boş parçası gibi oraya geldi Doğan kardeşler. Hı hı. Ters pisti de yapıyor, düz pisti de yapıyor. İzmir ve Adana'da at koşacak. Uzun mesafede Arap yarışlarında etkili olma beklentisi olan Arap atlarına Allah sabırlar versin. Bir de diyor şöyle, ya overlock makinesi ayağınıza geldi. Eskiden hatırlar mısın abi? Aa, şimdi çok azaldı da. Ondan sonra kaç overlock kere, makinesi ayağınıza geldi abi. Kaç kere tedavi oldum ben. Serinlesin ortalık birazcık. Var mı ilave? Peki manşet ne olurdu bu koşuyla ilgili? Bu koşunun ne manşeti olacak abi? Doğan kardeşler yani. Başka bir manşeti yok. Yani. Güleceğiz diye. Sen nasıl bir manşet tutarsın Oktay? Favori gibi koştu derdim ben. Kötü. Yani. Satmaz. Satmaz mı? Yemedim abi yani. Yeniden Doğan kardeşler. Oo. O konuya hiç girmeyelim. Peki gerçekten. Ters pistte de doğdu kardeşler. Benden beter bir durum varmış. Doğan kardeşler şaka bir yana Vedat abi işte çok başarılı bir performans sergiledi. Evet. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. İlaveler yok herhalde. Sevgili Oktay'la ve Enver'le haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.